2021-22 sezonu bayağı bir yorucu geçti. Yani bir pandemiden sonra biliyorsunuz bütün liglerimiz oynandı. Bu da hepsi üst üste gelince özellikle bir yıl, bir buçuk yıl illerimizde, tabii Türkiye genelinde, belki de dünya genelinde oynanmayan maçlar hepsi pandemiden sonra açılınca, işte ben şöyle başlayayım. İki tane profesyonel takımdan sonra üç tane bal ligi takımımız maçları bitti. Çok yorucuydu. Ondan sonra süper amatör, birinci amatör, ikinci amatör. Ondan sonra U18, U16, U14. Ondan en son sizin de şahit olduğunuz bir U11-12 ligi kuruldu. 58 takımın katılımıyla. Yani yuvarlak toparlarsak çok yorucu bir sezon geçirdik. Çok şükür, Allah'ıma çok şükür, kazasız, belasız, sorunsuz bir sezon geçirdik. Şu an bütün liglerimiz bitti. Şampiyon olanlar şampiyon oldu. Küme düşenler düştü. İnşallah küme düşenler de bir dahaki sonraki sezonda başarı gösterirler. Tekrar istediği yerlere gelirler. Ama bizi sevindiren en büyük olay kazasız belasız bitmesi. Sakatlıkların olmadığı bir yıl oldu. Onun için ben ve yönetimim bütün takımlarımıza bu güzel, yani bu centilmence bir lig oynandığı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çünkü mutlaka ufak tefek sorunlar olur ama öyle kayda değer bir sorunumuz olmadı. Ben bunun için 120'ye yakın iştirak edilen takımlar, bütün kategorileri sayıyorum. Zaten şu an 90'a yakın bizim sadece futboldan takımlarımız var. 120 tane takımlarımız var. Bunlar da salonlar da dahil. Bunların alt kategorileri de eklerseniz, yani bu 200'e yakın takım ediyor. Burada da en ufak bir sorun olmaması bizim için çok büyük sevindirici oldu. Özellikle bunun için sizler de birçok maçlara şahit oldunuz. Ben bu konuda bütün takımlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah 2022-23 sezonu aynı dileklerle başlar, aynı centilmenliği gösterirler. Aslında güzel bir soru sordunuz. Şimdi dışarıdan bakıldığı herkese kolay görünür. Şimdi bunların diyelim ki haftada 50 maç var. Şöyle bir izah edeyim. Burada il temsilcime de teşekkür ediyorum. O da büyük bir gayret gösterdi. Hem il temsilcisi hem de bizim yönetimimizde İbrahim Halil Durmaz. Şimdi haftada bazen oluyordu, haftada 50 maç oynanıyordu. Şimdi bu 50 maçı 5 tane sahaya, merkezde özellikle oynanan maçlarda 5 tane sahaya oturtacaksan her takımın arasında 2 saat olacak. Ve bunları bu şekilde oturtmak bir ayrı bir incelik ister. Şimdi burada tabii 13 tane 3 merkez, 10 tane de ilçelerimizde de bütün ilçelerimizin tamamında maçlar oynandı. Özellikle bazı ilçelerimiz var, 4 takımı var. 5 takımı olan ilçelerimiz var. Bunları hepsini ayrı ayrı o sahalara, bir sahaya veya iki sahaya oturtmak gerçekten büyük bir gayret ister, büyük bir fedakarlık ister, büyük de bir başarı ister aslında. Bunları da başardık. Yani hiç sorun yaşamadan bütün liglerimiz şu an itibariyle, geçen hafta itibariyle hepsi sonuçlandı. Ve herkes de yaptığımız işlerden memnun kalınca biz de o derecede memnun oluyoruz. Biz böyle bir şey getirdik bu sene yeni seçildikten sonra. Her sahada bizim bir yönetim kurulumuzdan bir tane görevli. Yani federasyon, nasıl profesyonel takımlarda federasyon temsilcisi gelir maçlara. Bütün her şey onun kontrolünde olur. Biz de her hafta atama yapıyorduk. Her sahaya, ilçeler de dahil, bir tane federasyon temsilcisi atıyorduk. Bütün sorumluluk ondaydı. Onun içinde zaten bu başarı biraz da oradan geldi. Yani sadece hakem, gözlemci, sağ komiseri raporlarıyla değil, bizim de kendi atadığımız federasyon temsilcisiyle onların raporları da bizim için çok önemli olduğu için işi yerinde ve birinci ağızdan dinleme fırsatları bulduk. Başarımızın birçoğu da oradan geldi. Biz birçok yenilik getirdik. Bir defa gece gündüz hiç oturmadık. Biliyorsun Urfa çok sıcak olduğu için birçok maçlarımızı gece oynatıyoruz. Yani federasyondan grup aldık. 16 grubu aldık. Ondan sonra bütün işte bu federasyon temsilcileri atadık. Bal liglerine atamalar yaptık.
Ondan sonra bütün kulüplerin en bütün sorunlarıyla ilgilendik. Yani onlara hem Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden hem Büyükşehir Belediye'den nakdi yardımlar çıkardık. Mesela bu sene daha farklı çıkaracağız. Bu sene bizim tek böyle bizi sorun yaşatabilen belki Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, bütün kulüplerimiz yani 30 yıl, 40 yıl önce eskiden genel müdürlüğe bağlıydı. Tekrar kulüplerimizin oraya dönmüş olması, yani sanırım her şey bitti, oraya aktarıldı kulüpler. Denetimi, denetlemesi hepsi Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden yapılacak. Ondan sonra amatör evimiz şu an il müdürümüz Ankara'da. Evvel gün başkanımızla görüştük, Büyükşehir Belediye Başkanımızla. Taraflar bunun finansmanını iki taraf üstlendi. Yarısını genel müdürlük, bakanlık, yarısını da Büyükşehir Belediye. Çok kısa zamanda onun temelini atacağız 11 Nisan stadın içinde. Kulüplerimiz için yani ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında bizim işte bir yılımız doldu. Yani belki 10-11 ay bir daha seçimimize var. Bir daha seçimlerimiz var. Çünkü bir yılımız pandemiden dolayı gitti. Bir yıl sonra tekrar seçimimiz var. İnşallah bu yaptıklarımız, kulüplerimiz onlar için neler yaptık. Onlar zaten herkes kendi o işin bilincinde. Tekrar bizi görürler, tekrar bizi seçerler. Tekrar bizi bu makama layık görürlerse daha çok yapacak işlerimiz var. İşte bir amatör evi, ofis sözlerimiz var. Ya ben şunu buradan söylemek istiyorum. Öyle maliyetler yükseldi ki yani bizim 5 milyona yapılacak bir amatör evi şu an belki 15'e çıktı. 1 milyona 600 bine yapılacak mahalli kulüplerimize ofis şu an 3-4 milyona çıktı. Yani orada işlerimiz biraz daha zorlaştı. Yani siz de Türkiye genelini biliyorsunuz. Yani bu işler biraz işlerimizi zorlaştırır ama biz gene mücadelemize devam ettireceğiz. Kaldığımız yerden onlar için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Sezon bittiği için şu an belki herkes biraz dinlenme moduna girebilir. Ondan sonra tekrar bu takımların planlanması yapılacak. Şimdi Futbol Federasyonu'ndan bize gelen yazılarda, özellikle gelen kitapçıklarda süper amatörün, bal liginin bitiş ve baraj maçlar tarihi, U18'lerin, U16'ların, U14'lerin, U12'lerin, bunların federasyona bitiş bildirme tarihleri var. Çünkü bunların hepsinde Türkiye şampiyonaları var. İşte bunların planlanması çok kolay değil. Bunlarla uğraşacağız. Tekrar kulüplerimizi daha güzel şartlarda oynatabilmemiz için belki bir iki tane tesis daha faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Onlara nakdi yardım, malzeme yardımı, onlar için çabalıyoruz. Yani yapacaklarımız, en önemlisi de tekrar sezonumuzun bu kadar centilmence geçmesi. Onu diliyorum. Biz de federasyon olarak kulüplerimiz için ne gerekiyorsa, onların rahat şartlarda futbol oynayabilmeleri için ne gerekiyorsa onları yapmaya çalışacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.